Bugünlerde gündemde yine bir yalan var. Bir yerde bir hadise oluyor. Onu alıyorlar, çarpıtıyorlar. Diyorlar ki, e biz zaten söylüyorduk. İslamiyet kadını bir yere hapseder. Okumasına, talimine, tedrisine engeldir dediler. Kıyameti kendilerince bir yalan üzerinden kopardılar. Sonra Efendimiz ve Vesselam'a da bir yalanı isnat ederek bunu yaptılar. Neymiş o? La tuallimuhumul kitabe. Kız çocuklara, kadınlara ilim öğretmeyin, yazıyı öğretmeyin. Efendim İbnü'l-Cevziler, daha bir sürü alim ulema onlar demişler ki böyle bir hadis yok. Bu sahih değil. Bu mevzu hem de ümmetin en alimesi Ayşe radıyallahu anha tarikiyle Resulullah aleyhisselama bu yalanı isnat ettiler. Peygamber aleyhisselamın evinde öyle bir kadın yetişiyor ki Ayşe radıyallahu anha erkekler eğer bir rivayette kusur eylediyse Ayşe radıyallahu anha onlara müdahale ediyor. Ayşe radıyallahu anha bu kadar alime hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyuruyor ki Leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helek Kıyamet günü bir hesaba çekilince eğer bu hesap olursa o helak olur. Hz. Ayşe ya Resulallah böyle buyuruyorsunuz ama bu Kur'an'a aykırı değil mi? فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kitabı kim sağdan alıyorsa, kime sağdan kitabı verilecekse, onun hesabı kolay olacak. Ama siz buyuruyorsunuz ki, hesaba çekilen helak oldu. Ya Resulallah, bu, bu ayete aykırı değil mi? Yani Ayşe radıyallahu anh'a, Kur'an-ı Hakim'e o kadar vakıf olmuş ki, Peygamber Aleyhissalatu vesselama müdahale ediyor. Efendimiz Aleyhisselam da "Sen kadınsın, otur aşağı. Sen ne bilirsin? Neden karışıyorsun? Git hamur yoğur." demiyor ona. Ne diyor? Ayşe radıyallahu anh. Buradaki hesap arz anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin bir zahiri anlamı var, bir de başka manaları var usul alimler usul ilminde koyduğu kaidelerle onların nasıl tespit edileceğini gösterdiler. Burada hesap arz anlamındadır. Yani birisi eğer kitabını sağ elinden alacaksa bu ayette geçen hesap kitap ona gösterilecek. Yani oradaki hesap bu manada yoksa gerçek manada hesaba kitabı sol tarafından alanlar onlar çekilecek. Onlar da helak olacak. Ya Ayşe radıyallahu anha buyurdu peygamber aleyhisselam. Şimdi utanmamışlar. Böyle bir rivayeti Resulullah aleyhisselamın evinde alime olarak yetiştirdiği, sahabeye ilim öğreten annemize radıyallahu anha ona isnat ediyorlar. Neymiş? La tuallimuhunnel kitabı. Ulema mevzu diyor. Ne zaman? 5 asır, 10 asır, 12 asır önce dediler ki bunu uydurdular. Böyle bir rivayet yok. Peki şimdi birileri sahte hesaplarla onları paylaşıyorlar. Yok işte Afganistan'da Müslümanlar kız çocuklarının okumasını yasakladılar. Bir de hadis uyduruyorlar, paylaşıyorlar. Müslüman kızları Resulullah Aleyhisselam'dan uzaklaştırabilmek için soruyorum size 15 asır önce Peygamber Aleyhisselatu Vesselam vakur rabbi zidni ilma Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okudu. Orada Resulullah Aleyhisselam'ın duası Ya Rabbi benim malımı artır, benim ömrümü artır, benim servetimi çoğal. Böyle bir duası yok. Benim ilmimi, artır ya, benim ilmimi artır ya Rabbi. Benim ilmimi artır ya Rabbi. Ve kur Rabbi zidni ilma. Bu dua Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan bize miras. Bu duayı kim yapacak? Erkek de yapacak. Bu duayı kadın da yapacak. Kız çocukları da yapacak. Efendimiz Aleyhisselam talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin. İlim talep etmek her Müslümana farz. Peki Müslüman Kızda da farz, erkeğe de farz. Şimdi bu ayetleri okuyoruz. Kadınla alakalı hükümler var burada. Eğer İslamiyet, kadının ilim okumasını yasaklamış olsaydı, onunla alakalı bu hükümler nereden öğrenecekti? Böyle bir tasavvur olabilir mi? Kur'an bunu söyler mi? Peygamber aleyhisselam bunu söyler mi? Ama şu var, 15 asır önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kız çocuklarını okumaya, ilme teşvik ederken Avrupalılar, kızlar, kadınlar, hayvan mı, insan mı onu tartışıyorlardı. Daha 18. Yüz, yüzyıla kadar böyleydiler. Peygamber Aleyhisselam onları diri diri toprağa gömülmekten kurtardığı gibi evleri medreseye İslam okuluna çevirmeyi onlara telkin etti.